Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Çocuk Ortopedisi uzmanı Doçent Doktor Ozan Ali Erdal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet nasılsınız? iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Eee evet. sabırsızlanıyorum güzel cevaplar vermek için inşallah. Evet bugün çocuk ortopedisi hı hı. çok önemli bir konu. biz serebral palsiyi de konuşacağız. Evet evet. bu tip hastalıklar çocuk ortopedisi ile ilgili olan hastalıklar Özellikle e, yurt dışından da çok fazla bize sorular geliyor. Orada Tabii. erişim de zor. Hı hı. Ben yine WhatsApp hatlarımızı da e, belirteceğim. Tabii. E, değerli bir e, dal. E, peki bu çocuk ortopedisi branşında özellikle ilgilendiğiniz veya fark yarattığını düşündüğünüz hastalıklar ve tedaviler hı hı. nelerdir? Öncelikle davet için teşekkür ederim. E, dediğinize çok haklısınız. Hani yurt dışından da çok fazla talep var çünkü çocuk ortopedistleri tüm dünyada çok nadir. Yani çok fazla insan çocuk ortopedisiyle uğraşmak istemiyor. Bazı konularda anlayabiliyorum ama biz bu yola girdik hocalarımızın da desteğiyle. Dolayısıyla artık bizim için bir rutin haline geldi. Ama çocukları çünkü bir kere ameliyat ediyorsunuz ama hayat boyu takip etmeniz lazım. Ve birkaç sefer özellikle serebral palsi gibi olgularda birkaç sefer de ameliyat gerekebiliyor. Burada çocuk ortopedisinde biz özellikle hem ülkemizdeki çocuk ortopedisi oldukça gelişmiştir. Avrupa Çocuk Ortopedi Birliği'nin başkanlığını 3 sefer Türkler yaptı. Şu anda da başkan Türk bir hocamız mesela. Dolayısıyla bu konuda çok gelişmiş bir toplumuz. Tabii çok az yine de. Çok, çok, sadece çocuklar uğraşan çocuk ortopedi sayısı az. Burada temelde çocukluk çağındaki kasikere sistem problemlerini çözmeye çalışıyoruz bizler. Ama özellikle burada çocuk ortopedisinin fark yarattığı olgular doğumsal bazı konjental dediğimiz doğumsal anomaliler, bacaklardaki eksiklikler, kemiklerdeki kısalıklar, fibular hemmeli gibi, ayaklardaki çarpıklıklar, kalça çıkığı gibi doğumsal bazı veya gelişim aşamalarında gördüğümüz problemler ve özellikle hem toplumumuzda diğer toplumlara nazaran biraz daha sık görülmesinden dolayı serebral palsi hastaları veya kısaca CP olarak adlandırılan hasta grubunun da tedavisi konusunda özellikle çocuk ortopedisti olarak ben ve benim gibi pek çok arkadaşımız bu konuda oldukça tecrübeliyiz. E, tabii benim özelimde çocuk ortopedisinde uygulanan benim do, %95 hastalarımın çocuk ve bunların da yarısından çoğu serebral palsili olgular. Bunlar da e, çeşitli tedaviler uygulamamızın yanında bu %40'lık e, 30'luk kısımda ise özellikle e, cam kemik hastalığı dediğimiz osteogenesis imperfecta dediğimiz hastalıkta siz de aşinasınız diş problemleriyle de beraber gelirler. Onlarda tekrardan kemik kırıklarının tedavilerinde özel uygulanan bir teleskopik çivi uygulaması var. Çocuk uzadıkça kemik de uzuyor, çivi de içerideki. Bunların uygulamasında ben nacizane bu konuda da oldukça tecrübeli hale geldim. Yıllar içerisinde bunu tabii hastalarımızın güvenleri sayesinde çok fazla bir tecrübemiz oldu. Bir de aynı zamanda tabii konjenital uzuv eksiklikleri ve deformitelerin tedavisinde de hem hocalarımızın desteğindeki kişisel tecrübem dolayısıyla bayağı bir hasta portföyümüz geniş ve çocuklarımızı da daha aktif ve mutlu hale getirebiliyoruz. Evet. E tabii çocuk ortopedisi önemli. Ne? Bizde biz de, ben de çene ortopedisi o zaman. Yok, tabii. <laughs> çok önemli konu evet. Canım, yani yani. ortopedi çok önemli. Tabii. Özellikle e, ortopedik olarak düzgün basma, düzgün yürüyebilme, bütün hayatı boyunca dik durabilmesi tabii. E, bu ortopedik olarak e, düzgün olduğu zaman bütün hastalıklara daha az yatkın oluyor ve düzgün e, hayatını idame tabii ettirebiliyor. Daha aktif oluyor her şeyden önemlisi tabii tabii. Evet. Peki bu e, cerebral palsy, e, CP dediğimiz çocuk ortopedisine ne zaman e, devreye girer? Size ne zaman geliyorlar? Ne zaman tanı konuyor? Tedavinin e, e, tanı koyduktan sonra kimler ve hangi branşlar yani herhalde bunu herhalde bir takım halinde yapılan tabii, bir tabii. şey. Tabii tabii. Tabii serebral de klasik bir cümle vardır. Hani bu bir ekip işidir. Hı hı. Cerebral palsi tanısını biz koymuyoruz. Koyanlar genellikle çocuk gelişim ve çocuk nörolojisi uzmanları oluyor. Hı hı. Burada çocuğun gelişim aşamalarında bazı konularda gerilemesi Geri kalması, işte başını tutması gereken zaman tutmaması, ayağa kalkamaması, yürüyememesi işte çeşitli bazı başka hareketler. Aynı zamanda bir de riskli çocuk dediğimiz bir durum var. Erken doğumlar, çoklu gebeliklerdeki son çocuk doğumdan sonra veya anne karnındayken hamilelik zamanında geçirilen bazı enfeksiyonlar. Bunlar serebral palsi anlamında baya bir riski arttıran durumlar. Bunlar riskli bebekler diyoruz. Bunun bilincinde çocuk nörologları tanıyı koyuyorlar. Ve bu çocukların hem kasılmalarının spastik serebral palsi klasik tipidir. Yani kasılı gevşemeyen ekstremiteler. Hem kasılmaların azaltılması hem de beraberinde epilepsi ve benzeri hastalıklar varsa bunların tedavisini çocuk nörologları yapıyorlar. Ve tanı koyulur koyulmaz fizyoterapi de tabii ki çok önemli. Bu çocukların gelişmekte aşmış olmaları gereken aşamaları Fizyoterapi doktorları ve fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler tarafından bu aşamaları e, atlı geçmeleri ve hatta bu aşamada ulaşmaları bir sonraki aşamaya geçmeleri, hareket kapasitesi açısından fizyoterapiyle sağlanıyor. Çocuklar hayat boyu fizyoterapi görüyorlar. Dolayısıyla aslında tedavinin ortasında aile çok büyük bir emek harcıyor. Çünkü fizyoterapistler ev ödevleri veya çocukla oyunla karışık uğraşmaları lazım. Okay. E, beraberinde de fizyoterapistler yer alıyor. Biz çocuk ortopedistleri ne zaman devreye gidiyoruz? Özellikle iki yaş civarıdır ortalama bizim devreye girdiğimiz yaşlar. Ne zaman ki hani fizik tedavide bazı açılardan ilerleyemiyoruz. Bazı kasılmaları, sertlikleri, e, fonksiyondaki kısıtlılıklar bizim bir sonraki aşamaya geçmemizi, mesela oturabiliyorsa çocuk ayağa kalkmamızı, ayağa kalkabiliyorsa adımlamamızı engel oluyor veya kolumuzu kullanmamızı, üst ekstremitemizi kullanmamızı ya da omurgadaki yerlik oturmamızı engel oluyor dedikleri zaman biz çocuk ortopedistleri devreye giriyoruz. İlk değerlendirmelerimizde de o yaş grubuna ne uygunsa o şekilde bir tedavi uyguluyoruz. Dolayısıyla burada hep merkezli fizyoterapi ekipleri, aile, çocuk nörologları da hayat boyu takip ediyorlar. Sonra bazen kulak burun boğaz, bazen diş hekimleri, bazen biz çocuk ortopedistleri, bazen beyin cerrahları devreye girerek çocukları en aktif hale getiriyoruz. Evet tabii bu cerebral parsili bir çocuğun yürümesi en önemli şey. Tabii herkesin bir amacı yürümesini sağlamak tabii ki yani. Evet. E, tabii her zaman mümkün olamıyor biliyor ama. Peki yani hani yürüyüp yürüyemeyeceğini peki hangi e, faktörler e, belirtiyor ya da onlara nasıl bir e, karar veriyorsunuz? Bu çok önemli bir konu. Ailelerin en çok sorduğu soru daha çocuk bir, bir buçuk yaşında tanı almış oluyor. Bu çocuk yürür mü diyorlar. Yürüyüp yürümeyeceğin tabii %100 bir kesinlikle değil ama sonuç olarak şöyle bir şey var. Diyelim ki 2 yaş civarına gelmiş ve desteksiz oturamayan bir çocuğun yürüme potansiyeli düşüktür diye bir cümle vardır. Ya da 7 yaşına gelmiş ve henüz ayakta duramayan bir çocuğun yürüme ihtimali düşüktür. Tabii yürümekten kastımız şu, serebral palsili bir çocukta hiçbir hastalığı olmayan bir çocuk kadar mükemmel yürümesi hedef değildir başlangıçta. Destekli veya en az destekli yürümesini sağlamak en önemli şeydir. O yüzden yürümek derken tamamen normal yürümek değil, en az destekle, belki desteksiz, dengesi ama tabii ki normal bir gelişen çocukla aynı olmasa bile desteği en az veya desteksiz yürüyebilir hale getirmek. Bunlar tabi süreçte bazen değişiklikler oluyor. Mesela çocuk çok az etkilenen bir serebral parsan ve epilepsisi var. Bu çocuğun 2 yaşında evet bu yürüme potansiyeli var diyebiliriz ama 3 yaşında mesela çok ciddi bir epilepsi hata geçirip hastaneye yattığı zaman yürüme potansiyelini kaybedebiliyor. Ya da çocuk gerçekten biz bu çocuğun potansiyelini kullanmak istiyoruz ama bilemiyoruz yürüyüp yürümeyeceğini dediğimizde de çocukların çok daha gelişmiş, çok daha hızlı ilerlediklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hiçbiri %100 değil tabii. Ama çocuk nörologları ve fizyoterapistler özellikle burada bu potansiyelleri değerlendirip bunların en iyi hale getirilmesi için çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Biz çocuk ortopedistleri de bunlara engel olan uzuvlardaki kısıtlılıklar veya da sorunları çözüyoruz ki çocuk potansiyelini kullanıp en iyi hale gelebilsin. Evet yani ortopedi uzmanı olarak siz e, buradaki e, kısıtlamaları çözecek kadar da hayat, uyguluyorsunuz. Peki serebral e, palsi çocukların büyüyüp yetişkin çağa geldiklerinde sizinle mi tedaviye devam etmeleri Hı -hı. gerekiyor yoksa yetişkinlerle ilgilenen hmm. bir ortopedi sisteme gitmeleri gerekiyor. Bu son dönemlerin en popüler sorularından bir tanesi bu konularla ilgili. Çünkü eskiden cerebral palsili çocukların özellikle çok fazla tutulumlu olan yani hareket kapasitesi düşük çocukların bakımları da maalesef sorunluydu ve çocuklarımızı genellikle biz yetişkin hayatında çok fazla görmüyorduk. Ya eve kapalı oluyorlardı ya da başka sorunlar yaşıyorlardı. Artık hakikaten aktivite düzeylerini biraz daha arttırabildiğimiz için yetişkin hayatında da bazı sorunlarla önümüze giriyor çünkü daha iyi olmak istiyorlar. Burada yetişkin ortopedisiyle ilgilen, yani hiç çocukları görmeyen ortopedi hekimlerinin genellikle bu konuda serebral palsi olgularında tecrübesi bizim kadar olmuyor. Genellikle diyorum çünkü bazı durumlarda özellikle mesela üst ekstremite konusunda el cerrahlarının çok tecrübesi olabiliyor. Çünkü onları o zaman yönlendirebiliyoruz veya bazen omurga cerrahisiyle uğraşan bireylerde de doktorlara da bazen yönlendirme oluyor ama en çok çocuk ortopedistleri yetişkin hayatındaki CP'lileri de yine değerlendiriyoruz. Yani biz çocukluk çağında görmüşüz, tedavisini yapmışız. Yetişkin hayatına geldiği zaman da biz çocuk ortopedistleri takip ediyoruz ve hastalarımız bize geliyorlar. Ya da daha önce hiç görmemişiz veya başka hekimlerle tedavi olmuş. Yine çok yetişkin serebral parsil olguları da değerlendiriyorum. Burada Yetişkinlere de yapılabilen bazı tedaviler var. Bazen kemiklerden, bazen tendonlarda uzatma ama yetişkinlere daha çok tendon uzatmaları değil de daha çok kemikten döndürme, fonksiyonları en az etkileyecek e, düzeltme cerrahilerini yapıyoruz. Ama dediğim gibi bazı durumlarda da el cerrahisinin biraz daha ilgilendiği mikro cerrahi prosedürler gerekebiliyor. O zaman yetişkin el cerrahisi ekiplerine de yönlendirdiğimiz oluyor tabii. Bir örnek olarak mesela. Evet. E tabii e, hastalıkları ne kadar erken yakalarsak o kadar daha e, tabii iyi ki, olur. Tabii ki tabii ki sizde çocukluk döneminde peki bu hastalığı yakalamak yetişkin dönemden daha faydalı olur mu? Konuyla da ilgili. Kesinlikle. İşte zaten tanısı çocukların yani en geç 2-3 yaşında koyulur. Hani diyelim ki atlandı ve önemsenmedi ama bu çocuklara klasik bir sorudur bu. Çocuk zaten büyüyecek belki tekrar ameliyat olacak. Biz bekleyelim ergenlik çağında ameliyat yapalım çocuğa ve öyle yetişkinlik hayatına girsin Bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Çünkü bu 13, 14, 15 sene içerisinde çocuk çok kötü hale gelebiliyorlar. Aileler bizim çocuğumuz küçük, ameliyat ettirmekten korkuyoruz deyip geciktirdikleri zaman bu olayı o küçük bir cerrahi müdahaleyle hiç değilse o 10 sene boyunca aktif olabilecek bir çocuğu çok ciddi kısıtlılıklarla 10 senesini geçirmesine neden olabiliyoruz. Öyle durumlarda da ileride de çok büyük ameliyatlar ve bunların baş oranları çok düşük. Dolayısıyla çocuklukta yapılan ameliyatların hem kompleks olma ihtimali daha düşükler Çocuklar çok daha kompleks cerrahi bile gereksiz. Çocuklar bunu çok daha iyi toler edebilirler. Aynı zamanda da sonuçlarımız da çok daha başarılı oluyor. Biz bunları ne kadar geciktirirsek, o kadar sonuçları başarısız oluyor maalesef. Ama bu gerçek şöyle bir şey: Çocuklar büyüyen bireyler. Ve serebral palsi de kilo ve boy artışıyla beraber biraz kötüye gider bazı hareket kısıtlılıkları. O yüzden ameliyatları yaptıktan sonra belki 4 sene, belki 5 sene, bazen 1 sene sonra, bazen de 10 sene sonra tekrar ameliyat gerekebiliyor çocuklara. bunu da bilincinde olmak lazım. Çünkü çocuk kilosu ve boyu arttıkça bizim yaptığımız şeyin aksine çalışıyor sürekli vücudu. Ama bu dönemde işte çocuk fizyoterapiyi en iyi randımanlı şekilde alabiliyor. Dolayısıyla hiç değilse bazı hareketler öğreniyor ve bunları yeniden öğrenmek çok daha kolay tabii. Hiç öğrenmeyen yetişkin birine göre. Evet tabii yani çocuk dönemde düzelebilen bir şeyle e, çocukluğunu da yaşayabiliyor insanlar. Hakikaten öyle gerçekten. Yani çocukluk çağında ihtisise biraz daha aktif olabiliyor. Yetişkin hayatında ihtisise yani motivasyon çok daha fazla oluyor. Ama hayat boyu kısıtlılıklarla yaşamış bir çocuk ya, düzelebilecek bir kısıtlılık Hı. varsa, e, motivasyonları da çok düşük oluyor psikolojik anlamda da biraz sıkıntı yaşıyoruz tabii. o zaman. E, tabii yani çocukluğunu yaşayamadığı zaman insanlarda tabii tabii boyu yani hani travmalar, psikolojik gerçekten problemler vesaireler de evet, evet. oluyor. Onun için ne kadar erken Dönemde tanık tanı Kesinlikle. ne kadar erken e, başarılabilirse bazı şeyler tabii daha e, faydalı oluyor. Kesinlikle. E, yani tabii burada e, cerebral palsy e, erken dönemde kullanıl yapılması şey yapılması gerekiyor dediniz. Peki böyle bir tanıyı biz e, ekip halinde konuyor. Siz koymuyorsunuz evet. ama e, yani böyle bir tanıda ilk önce kime gitmeleri lazım? Yani? Şöyle e, çok güzel bir soru şöyle. Yani zaten. Aileler şöyle, bilinçli bir ailede genellikle çok bir sorun olmuyor. Çocuk doktorunda da güzel takipli bir ailede. Şöyle bir şey, e, çocuğun başını tutması gereken 3. ay, 4. ayda çocuk başını bir türlü kaldırmıyor. Ya da bazı böyle çocukta e, irkilme gibi bazı nöbet tarzı irkilmeler, kasılmalar oluyor. Bu garip hareketler mesela. Veya çocuğumuzun konuşması gereken zamanda konuşmaması, elini kullanırken tek elini diğer eline göre daha Akdemisi 2 yaşından küçük bir çocuk bir elini dominant olmaz normalde. Bir tarafını kullanıyor diğerini kullanmıyor diyelim. Ya da çocuğumuz 1,5-2 yaşında ayağa kaldırıyoruz ve parmak uçlarına basıyor ve ayakta durmak istemiyor. Ya da emeklemesi gecikmiş olabilir ama ayağa kalkamıyor bir türlü çocuk veya bazı sertlikleri var. Duruş bozukluğu var 6-7 ay haline gelmiş ve hala desteksiz oturamayan bir çocukta. Bunlar hep zaten aileleri bir endişelendiren şeyler. E, çocuk doktorunda yani genel takip edilen, eden çocuk doktorunu her zaman endişelenmesi gereken, du gerektiren durumlar. Bu durumlarda hemen değerlendirme yapılıyor. Bazen bana gelirler, şöyle bu çocuğumuz parmak ucunda basıyor diye. Aileye sorduğumuzda bir risk faktörü var mı? Erken doğum, küvezde yoğun bakımda uzun süre kalma, oksijensiz kalma, tekrardan epilepsi atakları ve benzeri. Bir bakıyorsunuz ailede piramatüre doğum var, yoğun bakımda kalmış. Hemen zaten alarm sinyalleri bizde. Ya bu çocukta serebral parası hemen çocuk nörolojisine yolluyoruz. Ama bir çocuk hekimi bile şüphelenirse zaten o bizden önce nörolojiye yollar. ileri testikler yapılır ve MR'la ve benzeri testlerle tanılar koyulur. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgileriniz Sağ için. Aklı geçti. Yani hani önemli de bir konu. E, mutlaka e, değerlendirilmesi ve gözden kaçırılmaması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.